Merhabalar. Suriye konuşacağız bugün. Suriye'de çok yeni unsurları var. Savaşın ya da e, oradaki sürecin işbirliği ve mücadelenin Türkiye, Rusya ile uzun süredir Rusya ve İran'la işbirliği içinde bir Astana sürecini getiriyor, götürüyordu ama bugünlerde artık bu süreç gerçekten var mı yok mu Soçi mütabakatı geçerli mi değil mi bunlar bile sorgulanır hale geldi ve Rusya ile Türkiye'nin üstü örtülü bir şekilde birbiriyle savaştığı iddiaları bile artık gündeme gelmeye başladı. Çok yeni unsurlar var bu savaşta bu konuları değerlendireceğiz. Kimle de değerlendireceğiz? Profesör Serhat Güvenç ile Kadir Has Üniversitesi'nden değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan. Ee, Sağ olun. Çok yeni şey var ama önce bir genel tabloyu görebilir miyiz sizin yardımınızla bu savaşın bu aşamasının Suriye'deki son durumu genel olarak nasıl tanımlarsınız? Yani şöyle tanımlamak mümkün aslında Rusya'nın ve desteklediği Esad rejiminin hedeflerinden bir milim sapma olmadığını söyleyebiliriz. Yani. Rusya bu anlamda Suriye bağlamındaki bütün sözlerin arkasında duruyor. Ee, özellikle bu şu anki savaşın yoğunlaştığı yerde İdlib. Yani İdlib konusunda Rusya'nın hakkını teslim etmemiz lazım. Yani yaptığı şey doğru değil ama pozisyonu çok tutarlıydı. Ee, Türkiye'ye de hani bu İdlib'deki meseleyi başka türlü halletmek için birkaç defa istediği fırsatı verdi Rusya. Ee, en son galiba bir aylık bir süre vermişlerdi. Yani bu mutabakatın gereklerini yerine getirsin Türkiye yoksa iş kötüye gidecek diye. Ee, geçtiğimiz iki hafta içinde de oradaki e, silahlı unsurlar Türkiye'nin de desteklediği ya da yani nedir o mutabakat e, mutabakat çerçevesinde silahsızlandıracağı ve ateşkese işte ağır silahlardan arındırmaya uymasını garanti edeceği gruplar ee, yine yurt dışından e, edindiğimiz yani e, haber kanallarında dediğimiz bilgilere göre Türkiye üzerinden sağlanan tank savar silahlarını falan da kullanarak rejim kuvvetlerinin saldırılarını kırmaya başlamışlardı ağır hasar ağır zararlar veriyorlardı fakat Rusya e, bu kez doğrudan ve daha sert biçimde İdlib konusuna dahil olmuş durumda Ta saldırılara dahil olmuş durumda yani dün yaşadıklarımızda bunu zaten bir kez daha ortaya koyuyor varılan durumda yani Rusya'nın İdlib'e dair ya da Suriye'ye dair kafasında ne varsa onu aşama aşama uyguladığı ama Türkiye gibi bölgesel kendisine bölgesel konularda kolaylık sağlayabilecek bir aktörle de zaman zaman pragmatik ve taktik kaygılarla işbirliğine yöneldiğini ama uzun vadeli uzun erimli stratejik hedefleri dan stratejik hedeflerle bağdaşmadığı takdirde işte Türkiye ile de gerilim ya da hatta çatışma eşiğine kadar gelmeyi göze aldığını söyleyebiliriz. Şimdi ekranda bizim bir gazete belirdi. şimdi tekrar bakacağız. Bu Rusya'nın en etkili siyasi gazetelerinden biri. Nezavisimya gazetesi. Eee enteresan bir şey çünkü giderek Rus basınında bunlar çoğalıyor. Bunun manşeti çok önemli. Türkiye İdlib'de artık Rusya'ya karşı savaşıyor. Aynen bu şekilde veriyor. Oldukça sert bir başlık ve başka buna benzer şeyler de var ama Nezavisma çok etkili bir gazete. Burada Putin'in Fransa'da Türkiye'yi bizzat hedef almasa da konuyla ilgili açıklamalar yaptığını, İdlib'de e, e, teröristlerin güçlendiğini %50'den %90'a çıkacak kadar bölgesel hakimiyetin, hakimiyetin. güçlendiğini söylüyor ve daha sonra bu Türkiye şeyinin de Türkiye bölgedeki bombalanması 3 kişinin ölmesi 12 kişinin yaralanması vesaire bu konuda bazı kaynaklar diyerek şey diyor sadece Suriye değil Rusya birlikleri de vardı o ateşin içinde yani direkt tarafların artık birbiriyle neredeyse birbirini bizzat hedef alarak Savaşması veya da üstü örtülü bir şekilde savaşın kapılarının açılması türünden keskin yorumlar var. Bunlar dün önceki gün pek karşılaşmadığımız şeyler. Çünkü demin siz de kısaca değindiniz. Rusya ile bir işbirliğimiz ne zaman başladı? Astana süreci 2018'in başında ocağında başladı. İdlib ile ilgili anlaşmamız da yine 2018'in Eylül ortasıydı. Evet. Bugün geldiğimiz nokta çok farklı. Çok farklı ama yani öte yandan bunu Hani öngörmek de çok zor değildi çünkü Türkiye'nin vaat ettiklerinin bir bölümünü yerine getirmesi sadece Türkiye'nin iradesine bağlı şeyler değildi. Yani bu verdiği sözleri de Türkiye'nin tutamadığına dair Moskova çıkışlı yorumlara rastlıyorduk. Bu kadar tabii net bir Türkiye işte İdlib'de Rusya ile savaşıyor tabii çok sert bir başlık. Yine de şu ihtiyat payını koymamız lazım yani Ruslar bu tür konuları yorumlarken anlamlandırırken dramatik ifadelere başvurmayı seviyorlar. Yani evet. şimdi Putin'in tutumu anlamda bu kadar şey değil. E, dramatik dil ya da dram olaya bir dram unsuru katmıyor. Evet. E, yani benim de katıldığım toplantılarda Rusların böyle özellikle çatışma konularındaki e, yorumları genellikle hani iyimserlik kötümserlik yelpazesinde en kötümserdir. Burada da en kötümser yorumu okuyoruz. Yani sahada Türkiye ve Rusya çatışıyor doğrudan. Henüz çatışmıyor yani bu dünkü saldırı şeyine de bakacak olursak evet bir Türk askeri konvoyunun da hedef yani hedef alındığı bilgisi önce ulaştı ama o konvoyda yer alan bir tane beyaz pick-up'ın vurulduğu da ortaya çıktı. Yani hedef ne diyelim? Yani oradaki Türk birliklerini takviye etmek için gönderilen konvoydan ziyade o konvoyun içinde bulunan ve hem Suriye rejiminin hem Rusya'nın terörist olarak Abla tanımladığı bir gruba evet. ait bir pick-up. Dolayısıyla ve şimdiki şimdi, kişiler de bazı kaynaklarda şimdi, sıralandı kim olduk. Şimdi oldu? Hakan Bey ben size hani şeyi Rusya'ya öğretecek değilim ama biraz geri salalım 2008 yılına Rusya-Gürcistan savaşına geri dönelim. O savaşın ilk aşamalarında Rusya hava gücüyle ve topçularıyla Türkiye'nin Gürcistan'a yaptığı bütün askeri yatırımları berhava etti. Hı hı. İşte Manoli hava üssünü bombaladılar, yıktılar. Yani yıllarlık Türkiye'nin yıllarca uğraştığı, emek verdiği bir şey çöktü. E, liman tesislerini bombaladılar Türkiye'nin e, katkılarıyla yapılan. Türkiye'nin hibe ettiği e, sahil güvenlik botlarını batırdılar. Ama Bakü, Ceyhan, Tiflis, Boru Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru Hattı'na hiçbir mermi düşmedi. Hı hı. Şimdi hani ben de bunu Rusya'yı takip eden meslektaşlarımdan kulaklarını çınlatayım Mustafa Aydın Hocam'dan öğrendim. Şimdi bu da aslında bu saldırıda böyle hani biraz bunu andırıyor. Evet. Yani yani benim asıl meselem seninle değil. Yolumdan çekil mesajı veriyoruz ya. Yani. Evet. yani. Evet. Ee, bu kadar net. Yani benim şey bu. Yani bu artık tefsire ...fazla yer bırakmayacak kadar net bir me mesaj ve biz buna ikinci defa muhatap oluyoruz gibi geliyor bana. Yani Gürcistan örneğinden sonra e, bu işte İdlib bağlamında da benzer bir örnekle karşılaştık. Ki Suriye'de daha önce de başka şeyler olmuştu. Evet. Tesadüfi bir takım atışlar tabii. tırnak içinde vesaire, ee, ölen Türk askerleri. Tabii tabii yani bu işte şey harekatı sırasında değil mi? Fırat Kalkanı harekatı evet. sırasında üstelik bu Rus uçağının düşürüldüğü günün yıl dönümünde yanlışlık eseri evet, evet işte Türk evet, özel evet. kuvvetlerine kayıp verdiren bir saldırı. Kimin yaptığını da bir türlü tespit edemedik. Yani biz de çok araştırmadık gibi sanki kaldı öyle. E, yani Suriye bağlamında pek çok şeyi sorgulamadan, derinlemesine e, incelemeden ne diyelim bir kenara bırakmayı tercih ettik. Günün evet, eminim bunlar evet. tartışılacaktır. Şimdi çok alıntıya boğmak istemiyorum. İkinci ve son olarak bir başka Rus yayınından bir şey vereceğim. Çünkü şu soru var kafada. Ya biz Rusya ile işte S-300, doğal gaz, santral bilmem ne, nükleer santral, ticaret çok iyi gelişiyor. Ne oluyoruz diyenler için belki de örnek olabilir. Bir başka Rusça kaynakta. Başlık yine benzeri bir başlık. Türkiye ile Rusya'nın, Tırnak içinde kibar savaşı artık pek kibar olmayan bir savaşa dönüştü başlığını kullanan bir yazıda şöyle deniyor. Ee, Rusya Türkiye bir taraftan çok iyi ticaret yapıyor öbür taraftan Suriye'de artık birbirine giriyor. Ama olur bu tür şeyler dedikten sonra birinci dünya savaşından bir örnek vermiş. İngiltere e, o zamanlarda İspanya ile Amerika'da savaşıyordu ama Avrupa limanlarında ticari limanlarında birbirlerinin şeyine e, gemiler gönderiyordu, ticaret yapıyordu vesaire. Rusya-Türkiye bugün de böyle yani şaşırtıcı şeyler oluyor ya hani bu kadar iyi giden ilişkiler görüntüsü içinde bir taraftan da Suriye'de savaştı. Ama Rusya'nın izin verdiği ölçüde yapabiliyoruz ticareti de. Evet, yani kararları e, işte ya bu, da hani Meyve sebzeler dönüyor. Bunların ne kadarı hani gerçekten Rusya'nın gıda standartlarına uymamaları gerekçesiyle geri döndürülüyor ne kadarı Siyasi gerilimin bir iz düşümü olarak geri döndürülüyor bilmiyorum ama yani Rusya Türkiye'ye gıdım gıdım açılıyor. işte hı hı. hani vizesiz Rus, Rusya seyahati dedikleri çıka çıka işte yeşil ve yani hizmet ve şey pasaportluların e, nedir görev pasaportluların vizesiz Rusya'ya gitme. Çok sınırlı bir şey e, çıktı. Çok o. sınırlı yani evet. aslında işte Schengen rejimini uyguluyor Türkiye uygulamaya başladı Rusya e, ama yani tahmin ediyorum Türkiye'de de bir kanat içten içe yani Rusya ile çok yakın olmak istiyor. Rusya'ya toz kondurmamak istiyor. Çünkü Rusya ile Türkiye'nin batı kurduğundan daha eşitlikçi, eşitlikçi bir ilişki kurulabileceğini düşünüyorlar. Varsayımları böyle. Hani Rusya Türkiye'nin dış politikada manevra alanın genişlemesine katkı sağlayabilecek büyük bir aktör olarak değerlendiriliyor. Bunda haklılık payı olabilir ama bu manevraların genişlemesi Rusya'nın çıkarlarını doğrudan ilgilendirmeyen, riske sokmayan alanlarda mümkün olabilir. Yani Suriye gibi artık 2015'in Ekim'in Eylül'ünden beri sahaya girmiş bir Rusya ile hani Rusya üzerinde çatı, nedir çıkarları bağdaştırmak şu aşamada mümkün değil. Ne zaman mümkün olur derseniz ben sorayım. Yani. Türkiye ya ben Suriye rejimiyle çalışacağım. Dolayısıyla bu rejimin yani Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygıyı zaten sıklıkla dile getiriyor Türkiye defaatli. ama tamam rejimle oturup konuşacağım bu Suriye meselesini rejimle konuşmadan halledemeyiz halledemeyiz noktasına geldiği andan itibaren de bu gerilim düşecektir Türk Rus ilişkileri. O zaman o noktada biraz spe spekülatif bir konu ama bir iddiayı son günlerde gündeme getirilen bir şeyi hatırlatayım. Kaynak Mezopotamya Ajansı işte iddiaya göre Rusya'nın aracılığında Türkiye ve Suriye Suriye üst düzey yetkilileri bir araya geliyor. Türkiye'den MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Ee, Suriye tarafından da çok etkili isimler Suriye Milli Güvenlik Parası e, Bürosu Başkanı Ali Memlük ile e, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Hüseyin Şaban bu bayağı etkili birisi. Ben bir konferansta Moskova'da görmüştüm. Bayağı da Şahin tavırları vardı. <laughs> Kürtleri ne yapacaksınız diye sorduğum için bayağı bana kızmıştı bir <laughs> konferansta. Bunlar görüşmüşler deniliyor ve bu görüşmede Türkiye'nin ya işte biz bir takım hedeflere ulaştıktan sonra çekeceğiz. Zaten sizin topraklarınızdan çekileceğiz mesajı verdiği iddiası var. E, şu, bugünkü durumda yani bu, bu mesajı vermekten başka seçenek yok Türkiye, Türkiye açısından. Özellikle Moskova'ya ama öte yandan Fırat'ın doğusu konusunda şeyle Amerika ile bir müzakere yürütüyorsunuz işte barış kuşağı barış koridoru oluşturmak gibi bir girişim var. E, o zaman da bu yani ne olursa olsun Suriye topraklarının bir bölümünde belirsiz bir süreyle askeri ve siyasi olarak varlık göstereceğiniz anlamına geliyor. Şimdi Rusya rejimi... Ben doğrusunu isterseniz 2011'den beri 8 yıldır bu şeyi takip ediyoruz. Bu çatışmayı takip ediyoruz. Rus Rus reji, şey özür dilerim. Suriye rejiminin egemenliğini bütün Suriye'de yeniden tesis etmeyi arzuladığını ama bunu hiçbir zaman elde edemeyeceğini düşünüyorum. Elimdeki imkanlar buna müsait değil. Fakat şimdi Fırat'ın doğusun dışında kalan alanlarda bunu yeniden Rusya'nın ve İran'ın desteğiyle tesis edecek gibi görünüyor. Bu ne kadar tabi tam egemenlik olacak o da ayrı yani bir yandan İran'a bir yandan Rusya'ya bağımlısınız. Fırat'ın doğusu bu anlamda rejim için henüz erişilemeyen tek bölge. Yani bu İdlib'den sonra muhtemelen Türkiye'nin denetlediği o cepciklere yönelik de Suriye'nin biz artık taleplerini daha yüksek sesle ve daha özgüvenli dile getirdiğini duyacağız çünkü başından beri hem Rusya'nın hem Suriye'nin pozisyonları böyle. Yani orası Suriye toprağıdır. İşte Suriye rejimine devredilmedir devredilmedil edilmelidir deniyor. Şimdi Ankara'nın Rusya'ya verdiği güvence bu anlamda hani bu beklentileri karşılar nitelikte. Ama öte yandan geçtiğimiz iki haftaya damgasını vuran şey de işte bu güvenli bölge ee, ne kadarı Türk ordusunun denetimine girecek evet. sınır bölgesinin, ne kadarında Amerikan denetimi sürecek, ne kadarında PYD, YPG ya da e, Suriye Demokratik güçleri muhtemelen Türkiye'nin arzuladığı kompozisyona kavuşturulmak kaydıyla e, şey yapacak, hakim olacak. Bütün bunlar tartışılıyordu ve yani çıkan e, havada evet Türkiye ilk anda talep ettiklerini, hedeflediklerini elde etmiş gibi görün, görünmese de ortada bir uzlaşma zemini var. Ya da en azından taraflar bu zemin üzerinden daha müzakere etmeye hazır gibi görünüyorlardı. Şimdi bu İdlib meselesi de bu anlamda yine bir alışkın olduğumuz bir örüntünün tekrarı. Yani Suriye şeyinde özelinde Türkiye bir yandan Rusya ile işte İdlib'te yoğunlaşan bir konuda mutabakat bulmak zorunda mutabakat sürdürmek ve onun gerektiğini yerine getirmek zorunda bir yandan da fıratın doğusunda Amerika ile müzakere sürdürmek siyasetini stratejisini Amerika ile koordine etmek durumunda bu, bu ikisi farklı önceliklerini yansıtıyor Türkiye'nin bir önceliği rejimin devrilmesi esadın gitmesi Bir diğer önceliği işte şeyin Suriye demokratik güçlerinin kontrolünde bulunan bölgelerin, bu, bu güçlerin denetiminden çıkması, bölge asıl sahipliğine devredilmesi oraların. E şimdi bu ikisi birbiriyle tutarlı hedefler değil. Amerika da Esad'ın gitmesini istiyor ama e, özellikle PYD, YPG'ye halel gelmesini istiyor. E, Türkiye evet Amerika ile örtüşüyor ama PYD, YPG konusunda ayrışıyor. Şimdi şeyde Amerikan askeri varlığı konusunda Suriye'de Türkiye kendisine bir oyun alanı açılırsa itiraz etmeyecek. Bu Rusya'nın sahadaki hedefleriyle çelişiyor. Bunları ben şahsen bağdaştırmak pek mümkün değildir diye düşünüyordum ama benden kıdemli bir meslektaşım dün bunların uğraşılırsa bağdaştırılabilecek şeyler olduğunu söyledi. Belki öyledir ama. Bunları bağdaştırabilecek bir maharetli diplomasi veya stratejik evet. hamle ben henüz görmedim. Çok enteresan birkaç konuya değindiniz. Bir iki şeye tek tek belki girmekte yara var. En başta da söylediniz Esad adım adım ilerliyor. Rusya'nın pozisyonu da oldukça öngörülebilir bir şekilde gelişiyor. Şimdi bir İdlib haritamız var. Onda e, göreceğiz belki de İdlib'de durum ne? Çok kısa bir süre önce durum ne? Şimdi İdlib e, bugünkü görüntüyle bunu alıyoruz. De daha yakın planda e, oradaki değişikliği göreceğiz kısa bir süre için önce neydi ve bugün hangi aşamada? Hı hı. Şimdi aşağıda bu ünlü e, 9. gözlem noktamıza yakın Han Şevhun bölgesi hı hı. Para, e, bir yuvarlak içine alınmış durumda. Morek o diyor, saldırı ve orada işte 3 hı hı. kişinin öldürülmesi, 12 kişinin yaralanması. Bir de üçüncü bir şeyimiz var görüntümüz var onu da verebilirsek arkadaşlar yani kısa süre içinde bakın kırmızı Hı -hı. alanın pembe alanın genişlemesi. Yani Suriye Esad güçlerinin ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor bu, bu haritalar. Şimdi e, Suriye güçleri bu kadar hızlı ilerliyor ve arkasında tabii ki arkasında yanında Rusya var evet. ve Rusya bu konuda tavrını artık değiştirmiş durumda. Şöyle bir şey söylüyor artık Ruslar bize bir süredir. Ya biz sizle Soçi'de görüştük anlaştık süre verdik orayı teröristlerden temizleyin <laughs> e, yok edilecekler kalsın Kast. yok edilecek terörist, ötekileri de işte barış tarafına geçsin. O olmadı %50'den %90'a kadar hakimiyet çıktı siz beceremediniz bunu birkaç defa söylediler. Şimdi artık açık savaşa başlar gibi bir halimiz var Rusya bu tutumuyla haklı mı bir anlamda? Şimdi haklılık bir yargı içeriyor ben evet. haklı haksız ya da iyi yapıyor kötü yapıyor gibi bir şey diyemem ama Rusya kendi perspektifinden bu anlamda tutarlı biçimde hareket ediyor. Yani Rusya niyetinin ne olduğunu başından beri ortaya koymuş zaten o Soçi mutabakatından da anlaşılıyor Rusya'nın istediği. E sahada Rusya'nın isteklerini yansıtan bir durum e, or, yok yani Türkiye kendisinden bekleneni veremedi. Zaten bu, bunları yani bunlar çok da gerçekçi hedefler değillerdi. Yani sahadaki durumda bu hedeflerin gerçekçi olmadığını ortaya koydu. Dolayısıyla haklı haksızı bilmem ama Rusya bildiğini okuyacak. Ve e, yani artık güçlünün borusunun öttüğü bir dünyada Rusya'ya dur diyecek de hiç kimse yok. Bakın daha önceki İdlib operasyonunun gündeme geldi. Yani bizi Soçi mutabakatına götüren o tırmanma evresini anımsarsanız... Hı hı. İşte mesela Trump şey açıklaması yapmıştı yanlış anladım, i̇şte ki rejimin kimyasal silah kullanma ihtimali evet. var falan diye evet. Rusya'dan da şey gelmişti. Yani bahane yaratmaya çalışıyorlar işte şeyler, oradaki cihatçılar kimyasal silah kullanacaklar, e, rejimi vurdurtacaklar falan diye. Bugün öyle bir tablo yok. Yani mesela Amerika'dan hiç, hiçbir açıklama duymuyoruz bu konularda yani şeyin hani e, rejimi vurur mu İdlibe ilerlemesini engelleyebilir mi gibilerinden bir Amerika'dan ya da herhangi batılı bir ülkeden böyle bir açıklama yok. Yani zaten Avrupa'nın kendi ne yani kendine hayrı yok. İşte İngiliz tankerine el konuldu. Evet. Bir, bir görev kuvveti oluşturalım dediler. Yani İngiltere Avrupa'ya başvurdu. Düşün AB'den çıkan bir ülke. Ondan sonra bir hesap yapılıyor. Yani bütün Avrupa donanmalarının üçte birini oraya yığmanız lazım İngiltere'nin kafasını didik. Değil. değil. Gerçekçi değil. Hani bu durumda bakıyorsunuz Amerika'dan henüz bir şey yok, açıklama yok, geçmiş hanım satacak bir şey yok. Yani bu yaptığının rejimin yanına kar kalma ihtimali çok yüksek. Yani kimyasal silah kullanır mı kullanmaz mı bilmiyorum ama hmm. şu anda gerek de olmayacak, olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü Rusya duruma direkt dahil. Bir de Mesela Afrin'le kıyaslamak gerekirse hani Afrin'de işte Afrin'e girmeye çalışan bir takım milislere Türk Hava Kuvvetleri müdahale etti, bir konvoyu imha etti. Bunlar İran'a iltisaklı gruplardı. Şimdi rejim kuvvetleri devrede. Eğer belki vardır notlarınızda iddialar doğruysa hani Türk Hava Kuvvetleri bu konvoya e, saldırı üzerine işte evet. uçak havalandırıyor. Bunlar Suriye hava sahasından geri döndürülüyor ve bunları geri döndürenler doğru. Rus, yani, Rus Su-35'leri imiş. Bizim almayı düşündüğümüz Rus Su-35'ler evet. askeri Rus uçakları Türk F-16'ları Suriye'den kovaladılar yani, diye birkaç kaynakta çıktı. Evet 30-40 kilometre içeri girmiş ve zaten en güney orası yani şeyin evet. İdlib cebinin en güneyinde. Şimdi bu haberde doğruysa artık Rusya Türkiye'ye çiti çekti. Yani hani mesela Afrin'deki kadar şey değil nedir? Cömert değil Türkiye yapabilecekleri konusunda. Peki bu konuda iki şey sorayım size izninizle. Hı, e, artık e, Soçi mütabakatı ya da şey daha genel sorayım. Astana sürecinden bahsetmek biraz anlamsız kaçmıyor mu? E, taraflar bu sürecin öldüğünü ilan etmediği sürece yani o bir kenarda buz dolabında durabilir. Hı. Günün birinde işe, işe yarar tekrar çıkar. Yani bunlar hani kolay ölen metinler değillerdir, evet. çerçeveler değillerdir. O yani başka bir konjonktürde işlerine gelir ee, şey nedir çıkartabilirler ama İdlib'i yani rejimin ve Suriye'nin kafasındaki gibi halledeceklerse zaten artık o da o mutabakatın zemini kalmıyor sahada dolayısıyla ona gerek kalmayacaktır. Bir başka soracağım konu da ikinci soru da şu ee, bu gerginleşme ya da su yüzüne çıkan çelişkiler. Türkiye'nin ABD ile belli bir anlaşma zemini bulması bir protokol imzalanması buna bağlı olarak Rusya'nın verdiği tepki olarak niteleniyor buna ne dersiniz? Çok bu tepkileri çok yersiz bulmam aslında. Yani zaten hani bir örüntüden söz etmiştim. Böyle Türkiye Amerika ile ne zaman yaklaşmaya kalksa Rusya bir düzeltme hareketi veriyor. Bu İdlib konusunda Rusya'nın Türkiye'nin vaatlerini geciktirmesine tepkisinin de ölçülü olmasının altında hani bölgesel or, ortak olarak Türkiye'nin bir işe Rusya'nın işine yarayacak olması bir de yani bakın e, Amerika ile anlaşmadan Fırat'ın doğusuna ben işte askeri harekat yapacağız oraya geleceğiz şimdi Amerika ile Amerikan ve Türk askerlerinin karşılaşması Rusya için sıfır maliyetli büyük bir kazanım evet. yani böyle olduğu sürece Türkiye'nin yani Türkiye'nin Suriye'ye askeri olarak müdahil olma parametresi Amerika ile çatışmacı bir şekilde ise Rusya'nın buna hiçbir itirazı olmaz. Hatta o bölgeyi temizlesin ondan sonra da işte Esad yönetimine devretsin. Yani Rusya'nın stratejisi bağlamında bu var. Ama Türkiye ne zaman ki Amerika ile Çatışmacı değil de uzlaşmacı ya da işbirlikçi bir yönteme ağırlık verse işte Rusya'da de oradan şeyi ipleri ona göre geriyor. Yani Suriye'de oyunun hakimi şey nedir Putin ya da Rusya evet. bunu kabul etmemiz lazım. Bunu kabul ettikten sonra da işte politikamızı, hedeflerimizi ona göre revize etmekte. Eğer kaldılar. revize edilmezse bu politika gidiş bir başka grup iddiaları gündeme getirmek istiyorum. İdlib'de Rusya-Suriye atakları sonucu oradaki teröristlerin yenileceği şu ya da bu şekilde yenileceği ve oradan göç akınının Türkiye'ye geleceği daha önce bazı şeyler iddia olarak falan niteleniyordu ama Türkiye'nin muhalefete desteği bugün daha açık konuşulmaya başlandı. İşte Sedat Ergin'in yazısında vardı. Önceki gün mü, dün müydü? Seta uzmanı Ömer Kızılcın iddiasını i̇ki kullanarak gün iki gün yani. önceki yazısında Türkiye'nin muhalif güçlere tank savar ve grat füzeleri sağladığı falan artık konuşuluyor. Evet. Böyle bir durumda artık her şeyin aşikar olduğu bir durumda savaşın daha farklı bir aşamaya geleceği, İdlib'de Rusya'nın ya da Suriye yönetiminin istediği noktaya geleceği ve oradan bir Türkiye'ye büyük bir göç atağı olacağı konusundaki öngörülere ne dersiniz? E zaten Türkiye'nin en büyük korkularından bir tanesi de oydu yani e, bu şeyde bu mutabakatta elini alt, taşın altına koymasını biraz da hatta yani kapasitesinin ötesinde vaatler vermesinin bir nedeni de böyle bir göç dalgasını hiç olmazsa geciktirebilmekti. Ama işte orta sahadaki gelişmeler bunun sadece geciktirebildiğini ve neredeyse kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. <laughs> Şimdi e, buradaki çıkacak insani tabloda Türkiye ne yapacak? Yani sınırı kapatacak mı? Kapalı mı tutacak? Yoksa açacak mı? E zaten yani hele son işte İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin kaybedilmesinde büyük bir oy farkıyla bu Suriyeli göçmenlerin yani. yani göçmenlere dönük olumsuz algının seçmen nazarındaki etkili olduğu söyleniyor. Şimdi böyle bir iç siyasi ortamda e, yine sayıları işte 500 bin ila 1 milyon arasında telaffuz ediliyor benim takip edebildiğim kadarıyla. hani Böyle bir ilave dalgayı Türkiye göğüsleyebilir mi kaldırabilir mi? Ee, o da şüpheli, kaldıramaz aslında Türkiye'yi çok çok zorlayacak. Yani hem ekonomik olarak hem toplumsal olarak çok zorlayacak bir şey. Ee, dolayısıyla bu işte 9, 8 yıllık 9 yıllık Suriye çelişkisine bu kadar derin dalmanın sonuçlarıyla gün be gün karşılaşıyoruz. Bunlarla yaşamayı da öğreneceğiz. Evet, şimdi ee, zorunluk zorunluluğu gerekçe göstererek büyük bir soru soracağım. Küçük bir cevap zaman olarak rica edeceğim. <laughs> Kürtlerin durumunu sizle aylar önce yine T24'te konuşmuştuk ama zamanında tabi Rusya'nın anayasa önerisi vardı. Kürtlere özellik bir şekilde onları da zorlamak, Esad'ı da onlarla bir işbirliği yapmaya itmek vesaire. Bugün gelinen noktada e, Kürtlerin durumu ne? Onların gerek Rusya gerek ABD ile ilişkileri Esad'la bir teması var mı? Nereye doğru gidecek? E yine bu işte Türk-Amerikan uzlaşması ihtimali belirince ufukta bu tür temasların yeniden arandığına dair ben de yorumları okuyorum. E bu da artık Suriye'deki şeyin ne diyelim müzakere dinaminin bir parçası oldu. Yani herkes sahadaki askeri varlığına dayanarak işin son aşamasında söz sahibi olmak istiyor. Yani bu İdlib meselesi halledildikten sonra rejim açısından bir sonraki hedef kaçınılmaz olarak Fırat'ın doğusu. Şimdi Fırat'ın doğusunda Kürtler Amerika'dan ne vaat alacaklar? Bu çok önemli. Yani evet hani bir müddet yıldızları parladı ama şimdi iş nihayete varıyor. E, ve öyle ya da böyle eğer Amerika kalıcı biçimde orayı ila nihayet e, sakınacak bir taahhütte bulunmuyorsa bir noktada rejimle anlaşmak uyuşmak zorunda olacaklar. Suriye'de şey Rusya'da o günün gelmesini bekliyor. Bu sözün ettiğimiz anayasa taslakları falan o dönemde o zaman ortaya çıkacaktır. Burada mesela Moskova ile Şam arasında bir farklılaşma gözlemleyebiliriz. Yani Rusya böyle daha federalizm kokan bir şeye e, statü statüye yakın gibi duruyor Şamın öyle bir şeyi telaffuz telaffuz edilmesine bile alerji duyduğunu da yine yapılan açıklamalardan görüyoruz ama yani Rusya'da elini arkasından çektiği an Şam rejiminin e, kaderi evet. belli Dolayısıyla e, Rusya'nın e, Amerika yer devreden çıkarsa Kürt ya da Kürtlerin statüsü konusunda Rusya'nın Şam rejimini nasıl ikna ettiği Fırat'ın doğusundaki durumu da belirleyecek gibi geliyor bana. Aslında süremiz oldu ama e, öngördüğümüz süre e, sizin demin kullandığınız bir küçük soru sormak istiyorum. E, savaşın sonuna doğru herkes bir şekilde söz sahibi olmak istiyor cümlesini oradan alıp bambaşka bir yere uygulamayı deneyeceğim. Merak ettiğim görüşünüzü merak ettiğim bir konuda CHP bir... Ee, Suriye konferansı önerdi ve onu açıkladı neden gerekli olduğunu kimlerin bileşen olabileceğini vesaire nasıl buldunuz bu öneriyi? Ee, yani buna kafa yorulması ilke olarak iyi ama e, çok çok da gerçekçi değil çünkü yani Suriye'de bakın tartıştığımız aktörlerden bir tanesi işte ad, yani adı bile telaffuz edilmiyor e, yani onu göz ardı ederek böyle bir konferans evet tabi yani e, nasıl düzenlersiniz bilmiyorum gerçi Ankara'nın da muteber gördüğü saydığı Suriyeli Kürtler var. Belki onlar katılacaktır. Ama bizzatihi iyi bir gelişmedir. iki nedenle bir dış politika CHP'nin görüşlerini çok böyle tutarlı ve kuvvetli biçimde ilan edebildiği bir alan değil. Hep ikircikli kalıyor. Çünkü biraz o hani devletin partisi olma refleksiyle e, ulusal çıkar ulusal kaba ulusal çıkar tanımlamasından hareketle bunu yapıyor. İki Suriye özelinde de yani yine bu hani devletin partisi olma şeyinin ne diyelim varsayımının bir sonucu olarak da yine devlet çizgisine yakın ne diyelim nüanslı eleştiriler getirmekle yetiniyordu. Dolayısıyla buna kafa yoruluyor olması bizzatihi iyi bir gelişme. Ama sahada olup biten yani bu tür konferansların ne diyelim temalarını kısa sürede anlamsız kılabilir bambaşka şeyleri konuşmak zorunda kalabiliriz. Peki Serhat Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Suriye'deki son gelişmeler, değişik güçlerin, bölgesel güçlerin birbirleriyle ilişkileri, sorunları iş nereye kadar uzanabilir konusunda Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Serhat Güvenç ile enteresan bir sohbet yaptık. Başka konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.